Herkese merhaba arkadaşlar. Morgoth Craft'a 40. bölüme hoş geldiniz. 40. bölüme özel olarak herhangi bir şey yapmayacağız. Herhangi bir anlamı yok yani 40. bölümün. Şimdi ben bölüm arasında bir tane bayrak yapacağımı söylemiştim. Buraya bir tane daha bayrağımızı ekledim. Askeri üs olduğu için, Türk askeri üs olduğu için bayraklarla buranın belirlenmesi gerekiyordu. Bunu da sağlamış olduk diye düşünüyorum. Belki birkaç tane daha yapabiliriz sağa sola. Emin değilim şu anda. Onun fikri aklımda yok. Askeri üssümüz bu taraftan son buldu. Yani bu taraftan herhangi bir yere ulaşmayacak yol veya yapı olarak. Belki birkaç bir şeyler yapabiliriz etrafa küçük ev yerleşim yeri tarzında. Şu an ondan emin değilim. Onun dışında şu gördüğünüz tarafta herhangi bir şey yapmayacağız. O tarafa doğru bir açılma sağlamayacağız. Bu tarafa doğru. Çünkü buraya duvarlarımızı çektiğimiz için herhangi bir şekilde ilerleme sağlamayacağız. Onun dışında buraya bir liman gelecek. Eğer yapabilirsem düşünüyorum şu anda nasıl yapacağımı. Onun planını hazırlamış olursam eğer hazırlayabilirsem onun tamamlanmasını sağlamış oluruz zaten. Herhangi bir aksilik olmaz. Onu da yapmaya başladığım an biter o proje. Onun dışında şu tarafta zaten bu yolun devamını sağa çektik. Onun devamında bu taraftan artık biraz yerleşim yerleri yapmaya başlayacağız ufaktan. İşte buralarda biraz dağın içerisinden geçirebiliriz şu yolun devamını. Biraz şeye bağlar artık otoyolu sadece üstü içerisinde kullanmış gibi olacağız. Veya biraz daha çekeriz bayağı bir ileriye doğru. Ondan sonra sağa sola biraz daha çakıllı, topraklı yolların başladığını gösterebiliriz. İşte kumlarla biraz daha belirginleştirip etrafını çakıllarla, kumlarla, topraklarla besleyip o şekilde bir olay yapabiliriz. Şimdi bu bölümümüzün konusu nedir? Bu bölümde bir tane cami yapmaya başlayacağım. Caminin yapımında muhtemelen bu tüm yüksekliğe yapabiliriz, bu tepeye yapabiliriz diye düşünüyorum. Veya şurası nasıl olabilir? Burası da olabilir. Çok alçakta olsun istemiyorum. Hani buraları kazıp göstermekle uğraşmayalım binanın yapımını. Buralara bir yerlere yapalım. Başlangıç olacak tabii ki bu. Henüz başlangıç olacağı için direkt biter mi bu bölümde sanmıyorum biteceğini. Çünkü kubbe kısımlarını hala tasarlamış değilim. Kubbe kısımları acayip önemli. Bu dağ da olmayabilir. Aynen bu dağ sıkıntılı biraz. Biz onu bir saniye bir şeyimiz alalım. Biz onu nereye yapsak biliyor musunuz? En güzel sanırım. En güzel şuraya olacaktır diye düşünüyorum. Aynen bu tepeye yaparız. Şöyle biraz kazalım. Zaten replay modla çekerim muhtemelen onu. O kısmını. Güzel. Büyük oldu. O kadar küçük bir yer değil şu anda burası. Aynen. Biraz belki şuraları falan da doldururuz. Ondan sonra zaten üzerine yapımını başlayacağız. Temelini atacağız en azından. Bir katını çıkartmış olacağız. Daha sonra çatısını, kubbe kısımlarını falan bir sonraki bölüme aktarmış oluruz. Şöyle bir şeye bakacağım. Burada evet cami muhtemelen şurada bir yerlerde gözükebilir. Şu bizim tankımız. Hatta şunu alıp güncellersek şeyde gelmiş olur muhtemelen. Bayrağın bir kısmı gözüktü değil mi? Aynen. Evet bayrağımız gözüktü şu bayrak. Garip gözüküyor dediğim gibi zaten üstten bakınca. Kuş bakışı bir çizimi gibi bir şey oluyor artık o. Aslında yanlardan falan da gözükse biraz üç boyutlu hale getirilebilse güzel olurdu ama. This is it, the apocalypse.
Evet arkadaşlar, şimdi tekrardan karşınızdayım. Şimdi şöyle bir gösterelim yaptığımız olayları. Burayı zaten replay modunda hızlandırmış olarak izleyeceksiniz. Askeri üssümüzün etrafına bir sur çekme işlemlerine başladık. Sur, yanlış hatırlamıyorsam, bir saniye şöyle bir bakalım. Hani şuraya kadar falandı sur. Buradan komple tamamen çevresini kapsayacak şekilde, kapatacak şekilde kapatmış olduk. Bu yol zaten buranın sonu. Buradan devam etmeyecek yol. Belki daha sonradan hani devam edersek bu seriye, bu haritaya, belki o zaman bir şeyler yapabiliriz oranın sonrasına. Şu alan, cami yapacağımız bölge zaten. Daha sonra bu şekilde sur geliyor. Buradaki sınır kapımıza geliyor. Kontrol noktamıza geliyor. Şuradaki gördüğünüz kısım. Ondan sonra buradan çıkıyor ve son olarak denizi kapatıyor. Denizin kapanma olayı da şöyle. Zaten bu tarafa liman yapacağımız için herhangi bir şekilde oraya giriş çıkış olayları gerçekleşmeyeceği için tamamen kapatmanın bir anlamı yok. Denizin kıyı boyunca kapatmanın bir anlamı yok. Hemen şimdi cami yapacağımız bölgeye gidelim. Caminin şu an bu bölümde temelini atacağız. Başlangıcını yapacağız. Daha sonraki bölümde zaten kubbe kısımlarını, minarelerini yapmış olacağız. Çünkü onlar için biraz değişik bir düşüncem var. Bakalım nasıl bir şey olacak. Çünkü Ramazan dolayısıyla mahyaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Bakmadım, bayağı bir ara geçirdi aslında en son söylediğimde. Onları yazmak için nasıl yapabiliriz falan, onları düşünmek için bir zamana ihtiyaç var. O yüzden başta bir temelini atalım diye şimdi başlangıcını yapacağız caminin. Aklımdakini uygulayabilirsek bu cami için gayet güzel olacaktır diye düşünüyorum. Zaten camiden sonra aslında askeri üssün böyle karşısında hani tam hoş durmayacak tabii bina olarak, ama biraz daha uzaklaştırabilirdik aslında, ama işte ben burayı seçtiğim için artık burayı yapalım istedim. Çünkü biraz daha uğraşırsak, işte bekletirsek o zaman oyalanmış oluyoruz. Yapıyı yapmak gecikiyor bu sefer de. Hani yapıyı yaptıktan sonra etrafını uydurmak bence daha hoş olacaktır. Deneyip göreceğiz zaten onu. Evet, bir basabilirsem. Aynen, bastık. Şöyle aldık. Hemen taş tuğlaya çevirelim bunları. Uçalım. Bayrağımız da ne güzeldi ya. Şu kapının üzerindeki bayrakları biraz daha değiştirebilirim. Onları pek hoşuma gitmedi, tasarımı. Biraz kurcalamak lazım onların şekliyle. Hemen şurayı döndürsek zaten olay bitmiş olacak neredeyse. Evet, az bir şey kaldı artık. Döndük. Şimdi burayı tamamladıktan sonra çatısını yapmayacağız dediğim gibi. Daha buradan sonra el rafına biraz kuvarsla süslemelerini yapacağız köşelerden. Ve daha sonra zaten bölümümüzün sonuna geleceğiz.
Şöyle devam ettirelim. Şimdi şunları bıraktık. Süsleme olayı nasıl olsa. Şimdi asıl güzel soru bu. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle buraya çıksak tamamen köşeye. Bir tane şöyle, bir tane böyle. Şöyle bir şey yok olmaz. Şu şekilde yapsak nasıl olacak peki? Aynen sanki bu görüntü daha hoş olacak değil mi? Evet, şöyle hatta şöyle ilginç bir şey mi denesek? Su falan koysak buralara mesela ilginç olmaz mı caminin tasarımı? Olur. Niye olmasın? Kuvarsımız da çok fazla yok aslında ama bir olay çekeceğiz buraya mecburen. Şöyle gidelim şuradan şey alalım taş kesici. Tekrar uç. Bence güzel olacak yani iki tarafı o şekilde çevirip oralara su koyarsak. Hatta şu şalkalarda su vardı onu da getirelim. Kaybetmediysek başka bir yere koymadıysak. Hemen burada. Taş kesici bir tane daha varmış aslında. Şu meşaleleri de alalım. Orayı biraz aydınlatmak açısından. Zaten kıracağız bunları daha sonra. Daha farklı bir aydınlatma uygulayacağız buralarda. Böyle koyalım etrafına. Alt falan boşluk bayağı bir oralar sıkıntı. Oraları da daha sonra aydınlatmam gerekiyor. Yani buralardan geçerken sürekli zombi sesi duymamak açısından gerekli bir şey. Şöyle şunu kıracağız. Tabii bir de blok bug olmasa. Şimdi şunu koyduk. Merdiveni çevirdik. Koyduk. Bakalım su nasıl duracak. Her yere koymamız lazım işte. O birazcık sıkıntı ama şöyle bir su kaynağı yapalım. Sınırsız su kaynağı. Hemen uçalım. Tabii mesafe kısa olduğu için bir anda çakıldık suyun içine. Uçamadık tekrar. Şuraya koyduk. Aynen aldık koyduk. Yani biraz uğraştıracak gibi burası. Böyle tek tek koymak ama. Zaten 4 kişi de olacağı için çok da sıkıntı değil ya. Yapılır yani. Altına iniyor olabilir bu sulardan bazıları. Biraz önce koydum mesela gelmediği için buraya altına inmiş olma ihtimali yüksek. Evet sanki güzel olur ya. Bir tane daha alsak şuraya koysak. Evet bir de baga girmesen su. Aynen düzeldin. Yok orası tammış zaten galiba. Aynen tam. Mükemmel bir su koyuş oraya. Şimdi şuraya bir kez daha aydınlatalım. Ondan sonra şuralara koyalım tekrar. Şimdi üst tarafını da bu şekilde yapsak mı? Üst tarafını da bu şekilde yapalım. Çünkü eşit olsa daha hoş görünür yapı. Evet, biraz fazla uçarak geldik. Şekilde yaptık. Nasıl bağlayacağız bunu? Bakalım. Aynen. Şuranın bağlantısı biraz sıkıntı olmuş. Orayı ayarlayalım hemen. Hemen çıkalım şu şekilde. İskele olaylarımız yok. İskele kullanmıyoruz bir türlü. Şunu yapalım. Şuradan. Bu yok blok koymuşuz. Niye öyle bir şey yaptık? Tekrar mecburen uçacağız artık. Her seferinde blok versek bayağı bir uğraştırır bizi o. Şöyle. Evet merdiveni aldık. Bunu koyduk. Bir tane daha açmamız lazım bizim onu.
Uğraştırıyor bazen işte yapacak bir şey yok ona maalesef Minecraft'ın o yapısı bu. Şöyle aldık, koyduk, koyduk. Bunu da koyduk. Bakalım. Evet, güzel oldu şu anda. Değil mi? Buradan tamam. Bu şekilde ikili, üçlü. Sanki aynısı olmamış gibi duruyor ama. Çünkü aynısı olmamış. Bizim dıştan 3 tane almamız lazım buraya. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Değil mi? Ortasını peki nasıl yapacağız? Şöyle mi yapmışız? Aynen böyle yapmışız. Bu şekilde devam ettirelim o zaman. Şunu koyduk. Şurayı da bir dıştan alacağız mecburen. Evet, bir sıkıntı yaşaman 3 oldu bu. Ha gayret. Ya orada blok bug oluyor. O yüzden sıkıntı yaşanıyor. Aynen şimdi oldu bak. Orada ilginç bir blok bug'ı yaşandı. Kırıyorum. Bir daha geliyor. Bunu koyduk. Bunu koyduk. Daha sonra şunu bağladık. Şurayı kıracağız. Şu şekilde buraları da tamamladıktan sonra aynen. Şu anda tam olarak aşağının aynısı olmuş oldu. Şunları kıralım. Şunu da kıralım artık. Şöyle Allah. Tamam düşmeyelim. Şunları kıralım. Bir bakalım nasıl olmuş. Allah aşkına beni uğraştırma blok. Evet kırıldın değil mi? Güzel bir şekilde. Sıkıntın yok değil mi? Bakıyorum bir daha. Evet yok. Herhangi bir şey yok. Şimdi bir de şu taraf kalmış. Bitmiyorlar. Tamamdır. Gayet güzel oldu bence. Fazla mı dönmüş? Yok. İyi bence. Belki şuradan bir şey daha çıkabiliriz. Hani bu köşeden bir şeyler daha çıkılabilir. Bir bakacağım ona daha sonra ilerleyen dakikalarda. Daha doğrusu bir sonraki bölümde bakalım. Çünkü ufak ufak bölümümüzün burada sonuna gelelim. Ben bunu dört tarafına yapacağım bu tasarımdan. Daha sonraki bölümde zaten bunun minaresini yapacağız. Minaresini sol ve sağdan yapacağız birer tane. Giriş tarafı bu taraftan olacak, merdivenden olacak işte. Bakalım nasıl merdiveni şu boyda bir yerde şu boya çıkmış olacak merdiven işte. Tam ortasını buluruz bunun. Üçlü ya da beşli bir merdiven olayı yaparız. Dediğim gibi daha sonra bunlardan dört köşesinde olacak. Şu ortalardan birer tane minare çıkacak. Daha sonra kupelerini yapacağız. İki tane ortada üç tane. Ortada bir tane büyük. Arkada üç tane şeklinde yaparız diye düşünüyorum. Veya farklı bir tasarım yaparız. Buraya uygularız. Bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.